Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle başlayayım. Biraz önce bilmekten bilmemekten bahsettik ya, bir tek şey biliyoruz, bilmediğimizi biliyoruz. Bazen haddimizi bilmiyoruz ama öyle bilmediğimizi bilsek yeter. Çünkü Allah'ın bildirdiğinden başka hiçbir bilgimiz yok. Kur'an-ı Kerim bunu ayeti kerimesiyle tescillemiş bu meseleyi. O yüzden Allah Resulü kıyamete yakın bir zümre gelir ki onlar o zamanın velayet ehlinin de önüne geçerler diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki, ey Allah Resulü kim bunlar? Onlar o enaniyet asrında kolaylıkla bilmediklerine bilmiyorum diyenlerdir diye söylüyor Allah Resulü. Bakın bu zamanda herkes her şeyi biliyor değil mi? Böyle enteresan bir sıkıntımız var yani. Peki bilmenin genel kaidesi ne arkadaşlar? Yani bir şey hakikaten, mesela bir Müslüman ben biliyorum dese, neyi biliyorsun? Allah'a itaat ve kulluk vazifemi biliyorum. Peki kulluk vazifendeki kastın Allah'ın ibadetlerine itaat etmekse, o zaman ilmini amele çevirmelisin diyoruz değil mi? Yani ilmin amele doğru dönüşmeli. Peki bu amel nasıl olmalı arkadaşlar? Livecillah. Sırf Allah rızası için olmalı. Evet. Falan için, filan için de olmamalı galiba. O yüzden demek ki ibadet her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek dediğimiz bir meseleymiş değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her an Allah'la karşı karşıya gelen, Allah'ın huzurunda aciz ve fakir olduğunu bilen bir kul, her an ahiret gününü, Allah'ı ve hesap gününü düşünerek yaptığı her işi Allah rızasına uygun yapmak için elinden gelen gayreti sarf etmeli. Demek ki arkadaşlar bilmek amelsiz, amel de ihlassız olmuyormuş. Bunlar üçü bir arada olan en önemli meselelerden bir tanesiymiş. İbadet dedik değil mi? İbadet arkadaşlar insanın gün içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi Allah'ın hoşuna gidecek, Kur'an-ı Azimüşşan'a aykırı olmayan her türlü hal ve davranışın tamamıdır arkadaşlar. Peki bu ibadetlerin zayi olmaması için ne gerekiyor? İmandan sonraki en büyük hakikat namaz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Çünkü tekrar tekrar Allah huzuruna çağırıyor. En büyük dua arkadaşlar. En büyük şükür, en büyük zikir, bütün ibadetleri içinde cemmeden en büyük ibadet olan namaz. Yani Cenab-ı Hakk'a gelmiyorum derseniz kainatta birçok şey sizin üstünüze gelir o zaman. Öyle değil mi? Demek ki ibadet her şeyi kapsıyorsa dua da en önemli ibadetlerden bir tanesiymiş arkadaşlar. Ya dua hepimizin bildiği bir mesele değil mi? Nedir dua? Kişinin rızkını aramak için çalışması bir fiili duadır. Bir çiftçinin bitkisini çok düzgün vaziyette Cenab-ı Hakk'ın esmasına uygun vaziyette çıkartması fiili bir duadır. Bir kişinin hüzünlü olduğu zaman da Cenab-ı Hakk'ı kalbiyle hatırlayıp Allah'a kalbiyle yakarması bir duadır. Bir kişinin tevbe istiğfar ederek el açıp Allah'a dönmesi, Cenab-ı Hakk'a istiğfar ile pişmanlıkla dönüşmesi bir duadır arkadaşlar. Peki dua nedir? İbadettir. Evet. Bu akşamki konumuz bu olsun. Ya Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da fen ilimleriyle bende misiniz? Risale-i Nurlar fen ilimleriyle müsbet ilimlerini bir araya getirecek, Allah'ı bizlere anlatacak imani eserler değil miydi? Peki niye duanın, ne işi var ki duanın içerisinde o zaman? Öyle değil mi? Dua imani bir bahis midir diye herkes düşünebilir arkadaşlar. Ya neden Risale-i Nur'a konu olmuş bir meseledir diye düşünebilir. Bakınız şöyle oluyor arkadaşlar. Bazıları geliyor bize diyor ki, hocam ben çok küçük, ufacık, tefecik, değersiz şeyler istiyorum yıllardır Allah'tan. Ama bana bunları vermiyor. E demek ki bunları bana vermiyorsa Allah yoktur diyor herif ya. Gördünüz mü? Enteresan, ilginç bir yere gidiyor. O yüzden dua hakikatiyle ve mahiyetiyle anlaşılmadığı için imani bahislerin içerisine girmiş. Bakınız Allah'ı inkar yoluna kadar gidiyor. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz uzun yıllar ızdırar içerisinde, çaresizlik içerisinde, acıyla kıvranan insanlar kendileri için bir şifa kaynağı olsun diye Cenab-ı Hakk'a el açıp yakarıyorlar, hatimler topluyorlar, dualar ediyorlar.
yalnız mahiyetini bilmediğinden bizzat ücretini bu dünyada bekliyorlar. Demek ki duanın mahiyeti bilinmediğinden iman hakikatleri arasına girmiş. Bakın Allah'ın inkarına kadar insanı götürüyor mahiyeti bilinmediği zaman. Ama mahiyeti bilindiğinde onun bir kulluk vazifesi, bir ibadet, aciz ve fakriyle Allah'tan başka hiç kimsenin onun ihtiyacatını ve hacatını karşılamayacağını bilmesi, kişinin haddini bilmesi, Allah'ın huzurunda durabilecek Allah'ın büyüklüğüyle kendi yerini mukayese edebileceği yerdir aslında ibadet. Bakın şimdi biraz daha lezzetli hale gelmeye başladı değil mi? Pazarlık olmaktan çıktı bu mesele arkadaşlar. O yüzden Cenab-ı Hak çok fazlaca da hitapta bulunuyor. Duanız olmasaydı ne emniyetiniz vardı? Duamıza mı ihtiyacı var Cenab-ı Hakk'ın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim salavatımıza mı ihtiyacı var? Aslında salavat ve dua ile kişi her an Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlayıp aslında bu dünyanın bir imtihan dünyasını olduğunu anladıktan sonra ahirette müteveccih yaşayıp burada yapılan işlerin mükafatlarının ahirette verileceğini tam manalı hale getirip düşünmeye başladıktan sonra Allah'ın huzurunda durabilecek bir kabiliyete gelmeye başlar. Çok lezzetli olmaya başladı değil mi şimdi? Duayı hepimiz biliyorduk galiba daha önce. El açmamız lazım. Sonra el açtıktan sonra Allah'a yakarmamız lazım. Hatta bunun bir ritüeli var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duanın mahiyetini anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki abdestli olunuz, kıbleye doğru dönünüz, dizlerinizin üzerinde oturunuz, ellerinizi gökyüzüne doğru açınız. Çünkü bütün kutsallığa yukarıdan beklenir. O yüzden daha sonra Subhan Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab diniz ve Allah'a yakarınız. Acaba buradan maksat nedir? Dizlerinizin üzerinde, acziyetinizle, pişmanlıklarınızla Allah'ın huzurunda oturmuşsunuz ve ellerinizi gökyüzüne yani bütün kutsi sizi besleyen şeylerin menbaının geldiği tarafa doğru döndürmüşsünüz. Cenab-ı Hakk'a diyorsunuz ki ben firavunane nefsimle senin huzurunda haddimi bilerek oturuyorum. Sen kainattaki her şeyi beslediğin, büyüttüğün gibi beni de besleyen, büyütensin. Benim bütün hacatımı karşılayacak sensin. Mahfiyet makamına en yakışır vaziyette orada Allah Resulü'nün tarif ettiği gibi durup kişinin haddini bilmesini de istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, büyükler eskiden bunu söylerlerdi. İmandan sonraki en büyük hakikat namazdır. İslam'dan sonraki en büyük hakikat de haddini bilmektir derlerdi. Çünkü insan dünyaya nefsiyle mücadelede, acziyeti ve fakriyle mücadelede Cenab-ı Hakk'ın kutsi makamını, gönderilme gayesini, Allah'ın büyüklüğünü ve kutsiyetini anlasın diye talim etmek için gönderilmiş bu dünyaya. Yoksa burası öyle keyfe maişa, sürekli lezzet peşinde koşacağınız, her istediğinizin geleceği bir yer değil. Burası dar imtihan, imtihan dünyası. İmtihanın olduğu yerde imtihan bitmeden kimseye ücret vermezler. Evet, konsantrasyonunuzu ahirete doğru çeviriniz diye söyledim bunları. Şu an biraz daha tatlı hale geldi değil mi? Kişinin mahiyetiyle dua arasındaki ilişki. Evet, 23. sözde çok net ifade edilen bir ifade var arkadaşlar. Evet. Hem desen ki, Müminun suresi 60. ayet-i kerimede arkadaşlar. Bana dua edin, size cevap vereyim diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah Allah. Yani cevap vereyim diyor. Acaba cevap vermek ne demektir? Bana biri bir şey sorsa ya da benden bir şey istese. Evet, hayır. İkisi de cevaptır değil mi arkadaşlar? Bakın cevap verdim aslında. Dolayısıyla istediğinizi verir ya vermez. Mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Siz de onun malısınız, mülküsünüz. Sizinle alakadar olan her şey de onun malı mülkü. İstediği gibi tasarruf eder. Diyebilir misiniz ki bana bunu niye vermiyorsun çocuk gibi? Biraz daha bakalım. Bana dua edin size cevap vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Mümin suresi 60. ayet-i kerimede. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Bunu herkes yapıyor değil mi? Araya bir anekdot kısaca geçeceğim. Aslında geçen sene istedikleriniz bu sene yok. Bir ay önceki istedikleriniz bugün yok. Belki de iki hafta önce istedikleriniz, dün istedikleriniz bugün yok. Her gün terakki ediyorsunuz, ihtiyaçlarınız değişiyor. Demek ki önceki ihtiyaçlarınız da karşılanmış. Farkında değilsiniz. Bakın sizi yeni ihtiyaçlara doğru yürüten bir Allah var. Çünkü kainatta, kainatın sebebi nuzulü olan
insanın ayaklarının altına serdiği bu kainatta insana o kadar değer veriyor ki Cenab-ı Hak, insanın bütün ihtiyacatı için zaten bütün o hasselerinin, duyularının ve bedeninin ihtiyaçlarını peşin vermiş. İsteyecek de bir şeyiniz yok. Enteresan değil mi? E peki o zaman niye edeceğiz? Bakalım. Halbuki ayet umumudur. Yani umuma aittir. Neden kabul olmuyor, defaatle diyoruz demeyiniz. Her duaya cevap var, ifade ediyor ayet. El cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Evet, Allah bize cevap veriyor. Biraz sonra gelecek. Ama bizim istediğimizin aynını bize verirse kaos olacak. İnsan isterken liyakatli midir, değil midir? Bu dua niçin lazımdır? Niçin edilir? Ne zaman edilir gibi meseleleri bize talim ettirmek istiyor aslında o duaya ihtiyaçlı olduğumuz zamanlarda. Her dua için cevap vermek var, fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek, kişinin bizzat talep ettiği şeyi vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Yani yerli yerince yaratmasına tabidir. Sizin istediğiniz zaman siz sadece kendi nefsinizle isteklerinizi söylüyorsunuz. Yalnız bütün kainatı birbiriyle alakadar eden Allah her şeyi yerli yerince bir faydaya, bir gayeye uygun yaptığından hepsini görerek hareket ediyor arkadaşlar. Siz bazen bir tane şey istersiniz. Yalnız istediğiniz şey kainatla alakadar olabilir. Biraz daha yürüyeceğiz. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak der. Burayı talim yapacağız şimdi. Hekim lebbeyk der ona. Buyurun der çocuğa. Çocuk tarifi de çok enteresan değil mi? Bakın Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'de de çocuk gibi tarif ediyor. Öyle değil mi? Burası oyun oyalanmaktan başka bir yer değildir değil mi? Kimler oynanır? Oynar, oyalanır. Mahiyetini bilmeyen insanlar. O yüzden çocuk gibiyiz bazen. İsteklerimiz hep böyle. Sabredemiyoruz. Evet. Lebbeyk der çocuk. Hekime gel bana der. Bana bak der. Hekim geldim buyur der. Cevap verir. Çocuk şu ilacı bana ver der ona. Şu ilacı bana ver der. Ya bakın ilacın ismine kadar söyledi. Evet. Hekim ise ya aynen istediğini verir. O doktor ise aynen ya onun istediğini verir. Yahut onun maslahatına, onun faydasına binaen ondan daha iyisini verir. Doğru mu? Çünkü hekim benim, doktor benim. Sen hastasın. Bunu ben bileceğim yani. Sen isteyeceksin ama bunu ben bileceğim. Ya ona aynen istediğini verir. Yahut maslahatına, onun hastalığına, ona fayda verecek şeye binaen ondan daha iyisini verir. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Öyle değil mi? Çocuk şimdi diyebilir mi? İlle de benim istediğimi vereceksin. Bakın insan böyle istiyor işte dünyada. Anlayabildiniz değil mi örneği? Bir çocuk var, ille benim istediğim ilacı istiyorum dedi. Doktor ya ona onu verdi, ya daha iyisini verdi. Ya da ona zarar vereceğini düşündüğünden, fayda vermeyeceğini düşündüğünden hiç vermedi. Evet, işte Cenab-ı Hak hakimi mutlaktır. Mutlak her şeyi hikmetli, yerli yerince yapandır. Ayete inanıyoruz. Allah Resulüne inanıyoruz. Allah'ın bütün isimlerine, esmasına inanıyoruz. Doğru mu? Bir mümin için Allah hakimdir. Doğru mu? Her şeyi hikmetli, yerli yerince yapar. Bir mümin için Allah adlidir. Her şeyi adaletle, muvazene terazisiyle yapar. Bunlara inandık biz elhamdülillah değil mi? Peki Cenab-ı Hak hakim mutlaktır, bunu biliyoruz. Mutlak hikmet sahibidir. Hazır, nazır olduğu için bütün o her şeyin aynı anda Allah tarafından gözetilip kollandığı için bunu da biliyoruz. Abdin duasına cevap verir. Bakın onu kolladı. Aslında o dua ederken onun etrafındaki ihtiyacı olduğu her şeyin tamamını ona verdi ki halen nefes alabiliyor, halen hayatını devam ettirebiliyor, halen onunla karşı karşıya geldiği mücadeleyi devam ettirip sabır rahmetiyle ve merhametiyle yürüyebilir. Bunların hepsi Allah'a ait değil miydi? Aslında bak çok daha alası güzeli verilmeye başlanmış. Demek ki huzuruyla cevabıyla ünsiyete çevirir. Demek ki insan Allah'ın orada olduğunu bilmekle, bütün esmasını, esma-i hüsnasını, güzel isimlerini tanımakla bilmekle bir ünsiyet, bir dostluk peyda eder. Kalbi rahatlar. Yani der ki bir yaratıcım var ki yeryüzündeki gözle gözükmeyen bir mikrobun midesinin ihtiyacını dahi bildiği gibi kainattaki bütün gezegenleri tesbih taneleri gibi dizmiş, elinde döndürüyor,
kudretiyle döndürüyor der. Beni unutmaz o Rabbim. Kainatı benim için döndürüyor, beni seviyor der. Ve bir ünsiyet ortaya çıkar. Bir muhabbet, bir yakınlık, bir rahatlık ortaya çıkar. Böyle bir Rabbimiz, bizi seven, terbiye edenimiz olduğu için. Evet, vahşet ve kimsesizlik dehşetini en kuvvetli insanlar dahi bazen hiç kimsenin fayda vermediği zor durumlarda kalıyorlar. Öyle değil mi? Bakınız, paranız var, müthiş servetiniz var, hastaneleriniz var, bütün mekanlarınız sizlere ait olsun. Hastalanıyorsunuz, hiçbir faydasını görmüyorsunuz değil mi? Evet, hemen Cenab-ı Hakk'a dönüyorsunuz. Ya Şafi, biliyorsunuz ki o hacatınızı karşılayacak, elinizdeki o mal ve mülkünü size saadet vermeyecek, huzur vermeyecek, sıhhat vermeyecek, bu kainatı size veren, sizi de idare eden olduğunu bildiğiniz an Allah'a sımsıkı yapışacak bir hale geleceksiniz. Bakın dua neticesinde bir iman inkılabı başladı. Gördünüz mü? Evet. Demek ki fakat insanın heva perestane ve heveskerane tahakkümüyle insanın heveslerinin, isteklerinin peşine düşen, o kendini hükmün altına almış, o isteklerinin boyunduruğu altında kalmak değil, belki hikmeti Rabbaniye'nin, belki o terbiye eden, kanun koyan, o her şeyi mükemmel bir şekilde ölçekli ölçülü yaratan, her şeye tam ihtiyacını veren, herkesin tam ihtiyacını merhameten veren Allah'a, o Allah'ın terbiyesine doğru döner ve talebini ve evlasını verir ya da hiç vermez o Rabbiniz. Çünkü siz onun malısınız, burası imtihan dünyası. Şimdi en önemli yeri söylüyoruz arkadaşlar. Hem dua ubudiyettir. Dua bir ibadettir arkadaşlar. İbadettir. Evet, ubudiyet ise semerat-ı uhreviyedir. Ubudiyet, ibadet ise ahirete bakan meyveleri ve neticeleri olan şeydir. Bu dünyada beklenmez. Evet, dünyevi maksatlar ise dünyadaki onun hasıl olduğun, istediğin, seninle karşı karşıya gelen maksatların ise o nevi dua, lütfen dikkat edin, o ibadetlerin vakitleridir arkadaşlar. Evet, demek ki başına gelen o bela ile o bela musibetinin vaktinde dua etme vaktinin geldiğinin zamanıdır. Anlayabildiniz mi siz? Evet. Kuraklık gelecek, o kuraklık vakti yağmur duasının vakti olacak. Ezan okunacak, Allahu Ekber, Allahu Ekber. O ezan artık namaz vaktinin geldiğini işaret edecek. Ramazan ayı, Ramazan'ın geldiğine işaret edecek. Siz hiç şöyle dua eden kimseye rastladınız mı? Niyet ettim villa için namaz kılmaya. Ne diyorsunuz bu işe? Niyet ettim hastalığımın geçmesi için namaz kılmaya. Niyet ettim Allah bana yat versin diye namaz kılmaya. Yok öyle değil. Neydi ibadetler? Ahirete bakıyordu değil mi? Niyet ettim Allah rızası için diye başlayacaksınız. Demek ki ibadetlerin neticesi rıza-i ilahi makamına bakar. Anlayabildiniz mi siz? Bakın çok lezzetli oldu şu an. Ahirete uygun hale geldi. Cenab-ı Hak'la bizi muhatap etti. Evet, o maksatlar o işin hakiki gayeleri değilmiş. Vaktinin geldiğinin işaretiymiş. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Biraz önce izah ettim. Yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Öyle değil mi? Siz ölene kadar dua edin istiyorsanız. Cenab-ı Hak hikmeti iktiza etmezse, kendisi de kudretiyle buyurmazsa, edin de durun yani. Ama onun vaktinin geldiğinin işaretidir bu. Anlayabildiniz mi? Yağmursuzluk vaktinin geldiğinin işaretidir. Evet. Eğer sırf o niyetle olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Niyet ettim Allah rızası için, ya Rabbi bütün ihtiyacatımızı karşılayan sensin diye dua edeceksin. Öyle. Niyet ettim namaz gelsin diye olmaz. Niyet ettim yağmur gelsin diye olmaz. Niyet ettim kar gelsin diye olmaz bunlar. Sen niyet ettiğinde Allah rızası için bütün kainatın iplerinin, bütün kainatın Allah'ın elinde olduğunu anlayan kaliteli ve şuurlu bir mümin haline gelmeye başlıyorsun. Çok net değil mi portre arkadaşlar? Evet. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Akşam namazının vakti
Yani güneşin batması akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Güneş tutulması ve ay tutulmasında sizin yaptığınız ibadetler neticesinde mi o dünyadan 1.300.000 kat daha büyük güneş acaba tekrar kendi güneşini, kendi ışığını açıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani benim mi anlam oluyor bu işte? Yok. Onlar küsuf ve hüsuf namazı, ay tutulması ve güneş tutulması o vakitlerin girdiğinin işaretidir. Kainatın yaratıcısı mühim bir inkılap yapıyor. Ve ben onun huzurunda acziyetimi bilerek, onun büyüklüğünün karşısında ezilerek Allah'ın huzurunda durabilecek liyakata gelmiş bir adam olduğumdan o inkılabı gören ve onun huzurunda ibadete duran bir adam oldum. Onun vakti geldi. Ne kadar lezzetli oldu değil mi dua şimdi? Evet, bizim istediğimiz gibi pazarlık unsuru değilmiş yani mesela. Evet. Demek ki yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla, kapanması ve açılmasıyla azamet ilahinin Allah'ın o şiddetli azametine ilana medar olduğundan Allah bakın azametini ilan ediyor şu an. Sizin o bel bağladığınız bütün çiçeklerinizin, bitkilerinizin, vücudunuzdaki kan lipitlerinin düzenlenmesini sağlayan D vitamini gibi vitamin gruplarının ve bütün o bitkileri pişiren, toprağı pişiren, dünyadaki bütün ışınlarla sizin kaliteli yaşamınızı sağlayan o güneşin Allah tarafından o şekilde o hale getirilmesi, Allah'ın kudretinin size gösterilmesi, size kendisini hatırlatmasının bir işaretiymiş demek ki arkadaşlar. Evet, şimdi duanın vakti geldi. Evet, ya Rabbi sen muhakkak ki azameti büyük olan ve kainatı elinde döndüren, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi birbirine karıştırmadan yapan ilahsın diyecek duruma geldiğinden acziyetin ve fakrınla dua makamındaki ibadetin en kaliteli rütbesi olan ibadet, abdiyet altında kulluk rütbesinden işte. Evet, dua daha da lezzetli oldu galiba şu an. Demek ki Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Haddinizi bilin. Ben merhametliyim, beni unutmayın. Bakınız çok büyük inkılaplarla size kendimi tanıttırıyorum. Sizin o ufacık tefecik ihtiyaçlarınız, bakın benim kudretim yanında, benim isteğimin dışında hareket etmiyor. O gözle görmediğiniz küçücük mikroplar size alaşağı ediyor. Ama onların hepsi bizim kontrolümüz altında. O yüzden hastalık zamanını ve musibet zamanını sabrederseniz geçmiş günahlarınıza kefaret yapacağım. Yeter ki yüzünüzü bana döndürün diye kendisini hatırlatmak isteyen, kainattaki her yerde merhameti gözüken, merhametlerin en merhametlisi olan Allah size yüzünü dönüyor arkadaşlar. Sizi sevdiğini gösteriyor. Elhamdülillah. Öyle değil mi? Allah Allah, enteresan güzel oldu. Evet. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan, belli olmayan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir o namaz. Müneccimlerin, bilim adamların, astrofizikçilerin dahi yani ellerinde kudreti olmayan, ne zaman açılıp kapanacağı meselesini bildikleri halde ona müdahale edilemeyen bir meseledir. Yoksa onlar açılıyor ve biz yaptık diye açılmasını istediğimiz şeyler değildir. O vaktin geldiğinin işarettir. Aynı onun gibi de yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu, belalar, başınıza gelecek zararlı şeyler ve hoşunuza gitmeyecek şeylerin size saldırıyormuş gibi gözükmesi, bakınız bir ünsiyet, bir yakınlık peydah etti şu an. Rabbim beni rahmet kamçısıyla, şefkat tokadıyla kendine döndürüyor demeye başladınız. Ya Rabbi, ben biliyorum ki bizi bize, kendimize tanıttırıyorsun. Ve zatını da bize tanıttırıyorsun. O yüzden yüzümüzü sana döndük. Bu müşkilattan bizi senden başka giderecek kimse yok diyen insan ibadet mertebesine yükseldi. Gördünüz mü dua ile? Evet, dua çok kaliteli bir ibadetmiş demek ki. Demek ki bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır bunlar. Demek ki onlar o başa gelen hadisatın kendine mahsus vakitlerinin geldiğinin işaretidir. Evet. İnsan o vakitlerde aczini anlar. Ya arkadaş, bütün servetle kainatı elde eden bir adamdın. Hastanelerimin hepsi elimin altında. Abi, gözle görmediğimiz bir mikropla baş edemiyoruz ya. Öyle değil mi? Belki de 1,5 miligram mıydı o? Dünyada bütün insanları bu hale getiren o virüs.
Vallahi gördü, yerde görseniz, yörede görseniz yüzüne bakmazsınız ha. 1,5 milyondan bahsederim yani. Cenab-ı Hak kudretini tabii ki böyle gösterir. Bakın Araplar şu ayetlere secde etmişler arkadaşlar. İnandıklarını zannetmiş Hazreti Ömer Efendimiz. İnandınız da mı, iman ettiniz de mi secde ettin demiş Hazreti Ömer Efendimiz. Rabbinizin azabından küçücük bir esinti dahi size yeter ayetlerini görünce secdeye kapanmışlar. En küçüğüyle en büyük azameti ve kudreti gösteren başka bir belagata rastlamadık demişler Araplar. Hazreti Ömer Efendimiz iman mı ettiniz peki demiş. Yok demişler. Ayette çok ciddi bir belagat var. Bu insan kelamı olamaz demişler. Bir level atlamışlar yani. Anlayabildiniz mi seni? Evet. Demek ki bu Kadir-i Mutlak o vakitlerde dua ve niyaz ile o Kadir-i Mutlak'ın dergahına, mutlak kudret sahibi olan Allah'ın o dergahına iltica eder insan. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa, başa gelenler def olunmazsa, dualar çok edildiği halde denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Ne yapacağız peki? Şöyle olacak. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Evet arkadaşlar, biraz daha talim yapmaya devam edeceksiniz. Daha duanın vakti bitmemiş. Anlayabildiniz mi? Bakın size çok küçük bir sır vereceğim şimdi. Şimdi insanlar hep böyle vaveli ediyorlar. Bize hep geliyorlar. Ya hocam dua etti, biz şundan kurtulalım. Ya güzel kardeşim, Allah her şeyi güzel yapmaz mı? Hikmetli yapmaz mı? Yerli yerince yapmaz mı? Adaletli değil midir? Her şeyi bir faydaya, gayeye uygun vaziyette yapmaz mı? Ya seni hazır olmadığından halen orada tutuyor. Bir sonra gelene hazır değilsin işte. Sen bu senden gitsin diye bekliyorsun ama bir sonraki sınav nasıl gelecek, ona hazır mısın peki? Bilmiyorsun ki. O yüzden biraz daha orada vakti bitmeden o duaya devam edeceksiniz ki yeni gelene hazırlıklı olun. Sabrınız biraz daha inkişaf etsin. Allah'ın huzurunda Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. İnna Allahe ma sabirin ayetine layık hale gelin. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyle değil mi? Bakın çok daha lezzetli oldu şu an. Evet. Dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Daha duanın vakti bitmedi. Devam. Devam arkadaşlar biraz daha. Evet. Zaten bu dünyada dua ile insan iman ile İslam ile tekamül etmek için gelmemiş mi? Bakın bunlarla ahirete layık bir hale geliyor zaten. Allah'ın ahiretteki sonsuz mükafatına uygun hale geliyor bunlarla. Bunlar olmasa yok ki zaten ehemmiyetiniz. O yüzden dedi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var diye ayet-i kerime. Anlayabildiniz mi? Evet, müthiş oldu. Demek ki belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazlı ve keremiyle belayı ref etse, sizden kaldırsa. Evet, nurun âlâ nur. O zaman nurun âlâ nur. Mal sahibi mülkünde ben tam yerine geldiğimden dolayı elhamdülillahi alâ külli hal, her türlü hal üzere Allah'a hamdolsun. Sival küfrü ve dalal, dalalete ve sapıklığa düşmek hariç dedim. Cenab-ı Hak da beni terakki ettirdi. Bir sonraki sınav ve bir sonraki zamanımı hazır hale getirdi elhamdülillah. Bundan daha büyük mükafat var mı? İnsanlar bir yerde göreve başlamak için aylarca yıllarca talim yapmıyorlar mı? Sıkıntılar çekmiyorlar mı arkadaşlar? Kolay mı öyle asker olmak? Kolay mı bir yerde muvazzaf olmak, vazifeli olmak, memur olmak? Burada memur değil miyiz? Bakınız oraya bir hazırlık yapıyorsunuz. Yani burada da dünyada da bu böyle değil mi? Oraya layık hale gelmek için, orada memur olabilmek için bir talimden geçiyorsunuz. Öyle değil mi? Elhamdülillahi ala külli hal, sival küfrü ve daral. Allah her şeyi güzel yapar. Her türlü hal üzere Allah'a hamdolsun. Dalalete ve sapıklığa düşmek hariç. Bitti. Keder kaldı mı şimdi? Nasıldı o klasik deyim? Kaderden emin olan kederden de emin olur değil mi? Evet elhamdülillah. Son cümle ez cümle. Evet, duanın vakti biter kaza olur. Demek dua bir sırr-ı ubudiyettir. Demek dua bir kulluk sırrıdır. Bak o rütbeyi kolay alamazsın. O kulluk rütbesi dünyadaki en yüksek rütbelerden bir tanesi. Öyle talim yapacaksın ki oraya askerden önce bakınız adamlar teğmen oluyorlar, üsteğmen oluyorlar, yüzbaşı oluyorlar, binbaşı oluyorlar, yarbay oluyorlar, albay oluyorlar. Ondan sonra tuğ general, tüm general, kor general, or general değil mi? Talim yapıyorlar. Level atlamak için. Gelebilecekleri en son nihai noktaya gelebilmek için. İşte şimdi kulluk noktasına geldiniz. Bir sırrı bu diye, bir ibadet sırrı, bir kulluk sırrı bu. Demek ki vudiyet ise, ibadetler ise halisen livecillah olmalı. Sırf Allah rızası için olmalı. Ya Rabbi
Sana hamdolsun. Bakın büyükler böyle dua etmişler. Enteresan. Ya Rabbi sana hamdolsun ki benim başıma gelen bu hadisatla beni yine kendine döndürdün, beni unutmadın demişler büyükler. Başlarına bir şey gelmeyince şöyle yapmışlar. Ya Rabbi biz unutulanlardan mı olduk? Bakın oradaki merhameti ve rahmetin sırrının keşfiyatını yapmışlar arkadaşlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allah eksikliklerden uzaktır. Her işi hikmetli, yerli, yerincedir. Onun bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz, ilmimiz yoktur. El Fatiha.